Herkese merhaba, ben Cem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ismi gibi kayıp olan Lost Ark'ın batıya gelip gelmeyeceğini, gelecekse de tahmin olarak ne zaman gelebileceğini konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, öncelikle Lost Ark hakkında bildiğimiz şeylerden başlayalım. Biliyorsunuz ki Amazon Games, Lost Ark'ın yapımcısı olan Smilegate ile Ağustos 2020 civarında bir yayınlama anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre Amazon Games, Smilegate'in oyunlarından bir tanesini batıya getirecek, kısacası bir oyunun yayıncısı olacaktı. Ancak ortada çok az bilgi olması sebebiyle bilgi kirliliği arttı. Bu yüzden insanlar Lost Ark'ın batıya gelip gelmeyeceğini merak eder oldu. Hatta Amazon'un Lost Ark yerine Smilegate'in başka bir oyununu getireceğini düşünenler bile var. Çünkü o kendi argümanlarına göre Amazon'un hali hazırda çıkartacağı bir MMORPG varken neden Lost Ark'ı getirip de kendi MMORPG'lerin önlerini kesti? İlk bakışta oldukça mantıklı gözüken bu argüman yüzünden insanlar Lost Ark'ın batıya gelmeyeceğini, gelecekse bile bunun 2021 yılında olmayacağını ve Amazon'a Smilegate'in başka bir oyununu getireceğini düşünüyorlar. Aslında tüm bu bilgi kirliliğinin sebebi Amazon'un ketum bir firma olmasından kaynaklanıyor. Örneğin New World açısından bakacak olursak, New World geliştirilmeye başlandığında dahi topluluğu bilgilendirmek için oldukça az bilgi paylaşmışlardı. Elimizde olan sadece işte birkaç paragraf, 2-3 fotoğraftan ibaret. Hatta bana kalırsa Amazon New World konusunda yaptıklarını paylaşmaya başlamasının sebebi toplumun New World'e karşı olan ilgisini yitirmeye başlamasından kaynaklanıyordu. Hatta o kadar çok az şey paylaşıyorlardı ki insanlar artık New World'un yakın zamanda çıkmayacağını düşünüp ilgisini kaybetti. Bu yüzden yaptıklarını paylaşmaya başladılar ve o zamandan beridir New World konusunda açık açık konuşuyorlar. Lost Ark veya işte bu çıkacak olan oyun hangisi ise bu oyun hakkında neden bir açıklama yapmadıkları hakkında bir fikrim yok. Belki de bir merak uyandırma peşindelerdir. Çünkü birçok insan Lost Ark konusunda hype olmuş durumda. Yani yoksunluk krizine girmiş derecesinde Lost Ark'ın batıya çıkmasını bekleyen oyuncular var. Krizi atlatamayanlar da zaten işte VPN'le Rus serverında falan oynuyor. Hatta oyunu Kore'deki betasından beri oynayan oyuncular bile var. Siz düşünün yani artık Lost Ark'ın ne kadar süredir beklendiğini. Ancak tabii ki çıkacak oyunun hangisi olduğu hakkında hiçbir taraftan resmi bir açıklama yok. Çıkacak olan oyunun hangisi olursa olsun kesinlikle 2021 yılında çıkacak. Bunda hemfikiriz çünkü Smilegate Amazon ile olan anlaşmasının herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Yani Amazon yasal olarak bu oyun hangi oyun olursa olsun 2021 yılında yayımlamak zorunda. Oyun şu an Kore'de oldukça popüler. Hatta League of Legends'tan sonra oynanan en çok oyun. MMORPG bazında bakarsak Kore'deki en popüler MMORPG. Şahsen ben gelecek olan oyunun Lost Ark olduğuna inanıyorum. Çünkü önce Rusya sonra Japonya'ya çıkarttıktan sonra ve buralarda belirli bir başarıya ulaştıktan sonra artık oyunu Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya getirmenin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Peki Amazon Lost Ark'ı batıya getirirse kendi ayağına sıkmış olmaz mı? Çünkü zaten halihazırda uzun süredir bir MMORPG geliştiriyorlar ve bu MMORPG'nin artık 2021 yılında çıkış yapması bekleniyor. Yani başta bu düşünce mantıklı gözüküyor. Ancak biraz daha düşündükten sonra anlıyorsunuz ki burada Amazon için hiçbir sıkıntı yok. Hatta aksine Amazon bundan oldukça karlı çıkıyor. Neden? New World ve Lost Ark'da son zamanların en çok beklenen oyunlarından. Özellikle Lost Ark batıda ben dahil birçok oyuncunun beklediği bir oyun. Bu oyunun yayımcılığını başka bir şirket yapıyor olsaydı belki Amazon için sıkıntı olabilirdi. Ancak Lost Ark'ı bekleyen oyuncular Lost Ark yerinde Lost Ark oynayacaktır. Kendisine hitap etmeyen, yani Lost Ark'ı beğenmeyen, gerek izometrik olmasından ötürü gerekse Kore grafiklerine sahip olmasından ötürü beğenmeyenler elbette olacak. Ve bu noktada Amazon alternatif olarak New World'u sunacaktır. Çünkü New World da oldukça bekleniyor, Lost Ark da oldukça bekleniyor. Lost Ark'ı seversin sevmezsin veya New World'u seversin sevmezsin. Oyuncular da alternatif olarak bu ikisinden bir tanesini seçecek diye düşünüyorum. Kısacası bu Amazon için win-win durumu. Yani Jeff Bezos paranın zaten hangi oyundan geleceğini önemsemeyecektir. İşte Lost Ark'tan gelmiş veya New World'dan gelmiş. Fark etmez, para gelsin yeter. O yüzden Amazon çıkarttığı MMORPG'yi beğenmeyenler veya yayımcılığını üstlendiği MMORPG'yi beğenmeyenler için bir alternatif sunarak oyuncuları belli bir süreliğine kendi tekelini alacak diye düşünüyorum. Peki oyun ne zaman çıkar? Oyun 2021 yılında çıkacağını biliyoruz çünkü Smilgate'de yapılan anlaşmadan ötürü 2021 yılında kesin olarak çıkacak, bu kesin. Ancak ben oyunun yaz aylarında çıkmayacağını düşünüyorum. Zaten önceki serverlara da bakarsanız Kasım, Aralık gibi çıkmış. İşte Japonya olsun, Rusya olsun. Bu tarihlerde çıkmış. Ben yine Avrupa ve Kuzey Amerika için Kasım, Aralık ayı civarında çıkacağını düşünüyorum. Kısa süreliğine beta yaparlar mı? Bence yapmazlar. Yaparlarsa da çok kısa süreliğine olur. Yani bir hafta falan olur. Şöyle ufaktan bir test ederler. Bir kapalı beta yaparlar önce. Sonra da açık beta yaparlar. Total 2 hafta sürer yani. Onun dışında bir beta olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyun zaten hazır yani. Önceki serverlara da bakacak olursanız. O yüzden çok çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Maksimum bir ay beta yaparlar. Sonra oyunu çıkartırlar diye düşünüyorum. Yani kısacası özet geçmek gerekirse oyunun Lost Ark olduğunu ve Lost Ark'ın 2021'in sonlarına doğru çıkacağını düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Eğer herhangi bir gelişme olursa zaten sizlerle yine paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.